Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Top Bizde ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Konuklarımızla birlikte sporun gündemini değerlendireceğiz. Ergin Aslan, Volkan Demir ve Savaş Çorlu bizlerle beraber hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili Kerem. İyi günler. Ligde hafta başlayacak sevgili seyirciler. Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşmayla beraber bir milli takım arasını geride bıraktık. Zira Türkiye Kupası heyecanını da Aspor ekranlarında sizlerle paylaştık. Artık cumartesi günü itibariyle lige döneceğiz. Ligde haftanın maçlarına şöyle bir göz atalım istiyoruz. Sonrasında takımlara, kulüplere dair haberleri de ekranlara taşıyacağız. Cumartesi saat 13.30'da haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor Ankara Gücü'nü ağırlayacak. 16'da HES Kablo Kayseri Spor, Demir Grup Sivas Spor ve İttifak Holding Konya Spor, Yeni Malatya Spor maçları var. 19'da haftanın mücadelesinde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Pazar saat 13.30'da Hatay Spor, Erzurum Spor, 16'da Antalya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Karagümrük Kasımpaşa maçları oynanacak. 19'da Göztepe Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pazartesi günü saat 20'de oynanacak Galatasaray, Aytemiz Alanya Spor ve Gençler Birliği Yukatel Denizli Spor mücadeleleriyle beraber hafta tamamlanacak. Beşiktaş'ın da haftayı bay geçtiğini, siyah beyazların bu hafta maça çıkmayacağını hatırlatalım. Haftanın fikstürünü sizlerle paylaştık. Haftanın maçının da herhalde rahatlıkla Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen dakikalarda da bu maça değineceğiz ama açılışı Fenerbahçe ile yapacağız sevgili seyirciler. Pazar saat 19'da Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detayları konuşacağız ama sarı lacivertlilerden bir haber ekranlara getirmek istiyoruz. Teknik direktör Erol Bulut'un kafasında farklı formasyonlar var ve bu taktik düzeninde kimin forvet en yakın oyuncu olarak sahada konumlanacağı merakla bekleniyor. Ozan Tufan şu an için öne çıkan aday gibi ama Pelkas ve Mert Hakan Yandaş da forma savaşının içinde olacak. Haberimiz ekrana gelecek, sonrasında üstüne konuşacağız. 10 numara için önemli bir rekabet olduğunu söylüyoruz ama tabii ki Erol Hoca'nın nasıl bir formasyon düşündüğü de çok belirleyici olacak. Elinde geniş bir kadro var, birçok mevkide oynayabilecek oyuncular var. Ozan'ı forvet arkasında konumlandırdığını gördük ama kafamızdaki aslında Ozan'ın esas yeri de orası değil. Ama fena da iş çıkarmadı. Nasıl bir formasyon olacak sence Fenerbahçe'nin? Şu an nasıl görünüyor bu durum? Sezon başından bu yana zannediyorum bütün hazırlık maçlarını izledim. Yani kaçırdığım olduysa da çok başlarda, sezonun başlarındaki maçlar olabilir. Belki içerideki İstanbulspor, Samandıra'da oynanan İstanbulspor maçı, hı hı, sezon açılışında o zannediyorum bir tek izlemediğim maç. Son İstanbulspor maçında oynattığı formasyon biraz farklıydı. Bugüne kadar oynattığı en farklı formasyondu. 4-1-2-1-2 dizilişi ya da baklava orta saha diye tabir, evet, ettiğimiz 4-4-2 de diyebiliriz. Orada tabii bu haberde yer alan 10 numara pozisyonundaki adaylardan biri değil. Aksine Sinan Gümüş 10 numara pozisyonunda oynadı. Ve bence o formasyon çok verimli bir oyun ortaya koymadı. Tabii ki şunu söyleyeyim. Yani işte Lemos'u sağ bek oynadığı, işte Mert Hakan'ın sakatlığı vesaire, ilk kez oynayan Kemal Adem'i Sisse yan yana oynadı santrforda. Bu tip durumlar var ama ben çok denenecek bir ya da maç başlangıcı olarak kullanılacak bir diziliş olduğunu zannetmiyorum. Hı-hı. Maç içerisinde dönersek nasıl olur? Ru bence orada araştırmak amaçlı bir deneme yapıldı. Ama genel olarak Fenerbahçe'nin topuk yaylasında Erol Hoca'nın söylediği gibi dizilişi 4-3-3 veya 4-2-3-1 diye tabir edilen, hı hı, diziliş olacak. Yani tek santrfor, iki tane kanat oyuncusu, bir forvet arkası oyuncusu şeklinde. Forvet arkası tabii derbi ve hemen ardından oynanan Karagümrük maçlarında Ozan Tufan'ın görev yapmış olması biraz insanlar tarafından ilginç karşılandı. Yani bu kadar transfer yapıldı, bu kadar yıldız oyuncu kadroya katıldı. Ozan Tufan neden forvet arkasında kreatif oyuncu olarak görev yapıyor? Birincisi Ozan Tufan'ın milli takımlar da dahil olmak üzere çok ciddi yükselen bir grafiği var. Şimdi arkada Sosa ve Gustavo olduğu için onları çok kolay kulübeye atamayacağınız için bence sezonun büyük çoğunluğunda fizikleri el verdiği sürece 11'de olacaklar. Önce de burada konuklarımıza bunu sorgulatmaya çalıştım. Kimse böyle bir şey olmaz düşüncesinde idi.
Ama hoca bunu denedi. Kafamdaki 11'i de aslında söylemek istiyorum. Bilmiyorum Savaş Çorlu katılacak mısınız? Kalede Altay, savunmada Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner. Onların önünde Gustavo, Sosa, Ozan, Mert Hakan ya da Pelkas. Forvet'te Samat da Sisse. Bence sahaya epey güzel yayılabilecek, topa hakim olduğunda rakiplere kolay kolay vermeyecek bir takım ortaya çıkar. Gustavo gelir, stoperlerin arasına girer, bekler öne gider. Yani bunların hepsini çok iyi, kusursuza yakın yapabilecek bir takım olur diye düşünüyorum. Perotti oynayabilir. Perotti, yine... Valencia ve Thiam'ı kulübeye attı. Valencia'yı zaten yok gibi düşünüyorum ben. Thiam'ı da evet kulübeye attım. Perotti, o da 10 numara gibi. Yine görev yapabilir. Ama Perotti de kaç maç oynayacak bu sezon? O ayrı. Şu anda... O da bir soru işareti. Şu anda ne zaman takıma katılacağı belli değil. Yani ben tabii bunu düşünürken Perotti yoktu. O yüzden onu saymadım. Bir haftadan fazla süre daha bireysel çalışmaları sürecek. Ondan sonra takıma katılacak. Ya bu ana plan olur demiyorum. Ama bence fena görünmeyen bir plan. Bilmiyorum katılır mısın? İlk Fenerbahçe bu transferleri yaptığında isimleri yazdığımız zaman kağıdı zaten baklava böyle en ihtişamlı, görkemli görünen orta sahaydı. Bu... Niye Fenerbahçe'de uygulanabilir? Caner ve Gökhan gibi iki tane hücumcu bekinizin olduğu yerde bunu uygulayabilirsiniz. Evet. Çünkü hem kademeleri var hem hücumları var. Baktığın zaman belki ligde de o bindirmeleri yapan, rakip bayrak direğine kadar inen en etkili iki isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oynanabilir demek. Niye? Gökhan ve Caner çıktığı zaman siz orada Ozan ve Gustavo'yu onların kademelerine sokabiliyorsunuz. O boşalttıkları boşlukları doldurabilecek iki tane iyi isim var. Bu bence de ideal bir sistem gibi görünüyor. Ama şimdi dönelim hocanın kendi formatına. Junior Fernandez'leri falan kullandığı zaman Alanya'da kanatları çok fazla etkili kullanmak isteyen bir adam. O hızlı çıkışları çok seven bir adamdı Erol Hoca. Ama buradaki bolluğu şu hocanın. Hem senin söylediğin format oynanabilir. Hem beşli orta saha çift kanatla oynanabilir. Ama şunu gördük. O orta sahadaki bollukta iki isim an itibariyle dönem itibariyle ismini yazdırdı oraya. Bir Gustavo, iki Ozan. Yani ikisinden formayı almanız çok zor. Perotti falan tamam gelecek bir süre sonra ama... işlemeye başlayan ve kazanmaya devam ederse bu takım, bu kadroya girmek çok zor olacak bir süre sonra. Çünkü baş temposunu yakaladıktan sonra dinlendirme işlerine çok ihtiyaç kalmayabilir. 6-7 tane hafta içi maçı var. Çok gerek kalmayabilir. Orada asıl rekabet 10 numarada. Yani forvetin arkasında yaşanacak. Ozan, ben forvet arkası kullanmam Ozan'ı. Çünkü biraz daha öne attığım zaman takım savunma zafiyetine uğrayabilir. Ozan tam böyle modern futbol dedikleri yeni jenerasyon hocaların kullandığı çift yönlüler oyuncular var ya. Tam o ideale gelen, hatta mesela Avrupa futbolunda top futbolcuların bir baş altı şu anda Ozan. O şeyiyle, performansıyla. Çıkabilme potansiyelini zaten biliyoruz. Dolayısıyla 6 numara Gustavo, bence 8 numarada da Ozan yerini garantiledi. Erol Hoca'nın geçen hafta yaptığı yemekte, basınla yaptığı yemekte Pelkas üzerine kurduğu cümleler var. Diyor ki, herkes Pelkas'ı 10 numara gibi yorumluyor ama ben onu çok iyi tanıyorum. Yakından takip ediyorum ve uzun süredir takip ediyorum. Pelkas aslında ideal bir 8 numara diyor. O da başka bir rekabeti getirecek. Bu hoca için bir yandan iyi, bir yandan da tercihleri bir süre sonra sıkıntıya sokabilir ama benim gördüğüm o üçlü orta saha oynar Fenerbahçe. Ozan, ya yani Gustavo arkada, Ozan ve Sosa ile oynar. Görünür o. Ama tabii maçına göre, rakibe göre, skora göre bunu yapmak için Erol Hoca olmaya gerek yok. Hani Mehmet Özdilek bile Erzurum 2-1 gerideyken bu formasyonları zaten akan oyun içerisinde değiştirecek. Gençler Birliği de Dobre Hoca bunu yapıyor. Bu yapılabilir şeyler. Kulübenin güçlü olması şöyle elini güçlendirecek. Özellikle o bölgede. Geçen sene Trabzon-Başakşehir rekabetinde oyun sıkıştığında Hüseyin Hoca kafasını kulübeye çevirip Koray'ı çağırıyordu. Serkan Hasan'ı çağırıyordu. Okan Hoca ne yapıyordu? Yani 7 tane adam 4 büyüklerin ilk 11'inde oynayacak adamdı. Yani biraz Trabzon Başakşehir rekabetinde Başakşehir'i öne çıkaran bu oldu aslında. Kulübesi, katılıyorum. İsim, marka, mazi Trabzonspor'du ama o kulübesiyle beraber o tempoyu kaldırdı götürdü. Çünkü lig 25-30'dan sonra çok zor bir hal alıyor. Onun avantajı şimdi sıkıntıymış gibi görünse de o Fenerbahçe'deki o rekabet, o bolluğun avantajını maçlar içerisinde 60-70-80. Dakikadaki hamlelerde daha net göreceğiz. Savaş Çorlu, hakikaten çok sayıda orta saha oyuncusu var Fenerbahçe'de. Böyle geçmişte de bir dönem vardı ama vasat oyunculardı. Bu sefer epey iyi oyuncu var. Hepsi birbirinden kaliteli. Evet, senin kafanda nasıl bir orta saha var? Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bunu hakikaten çözmek çok zor. Erol Hoca'nın Allah yardımcısı olsun. Eğer idare edebiliyorsanız iyi bir şey. Edemiyorsanız başınıza çok büyük problem açabilir. İnşallah idare edebilir ki şu anda futbolcularla ben zaman zaman Fenerbahçe TV'den hem hazırlık maçlarına hem etmanlara bakıyorum. Çok futbolcularla iletişimi gerçekten iyi.
Tabii saha sonuçları çok önemli. Ama şu anda 3 tane isim saydık onlara. Bunun içinde Perotti'yi de koyarsak, hatta Sosa'yı da zaman zaman 10 numarada oynatabilecek pozisyona, yani Sosa gibi şu 5 tane 10 numara gördüğümüz, bu ligde kime verirsem, hangi takıma verirsem ver, direkt oynar yani. Dolayısıyla burada Erol Hoca'nın işi çok zor. Sistem olarak da bakıldığı zaman bu takım bir tek bir sistem oynamadı. 4-6-0. Fatih Terim yıllar önce 2 tane forvet, 3 tane forveti yokken hocam nasıl bir sistemle çıkacaksın zaman? 4-6-0. 3-5-2 de zamanında getiren bir teknik. Şimdi bakıyorum 4-4-2 oynar. 4-5-1 oynar. 4-3-2-1 oynar. Dünyanın zaten 4-3-2-1 milli takımda da dahil herkes bu 4-3-2-1 sistemine bir alışmış gidiyor. Ama bu 4-1-2 sisteminde hakikaten şey, pardon 4-1-2-1-2, Volkan sen de biraz önce özetledin. Bu sistemi eğer oturtabilirse beklerin de ileriye çıkmaları gerçekten önemli. Türkiye'nin 2 tane en çok hücum ve 2 daha Novak görmedik. Novak da buraya geldiği zaman bakalım, belki Novak Caner'i kesecek. Çünkü Novak'ın Caner'e göre biraz daha fazla artısı var. İkisi de çok iyi yani. Bu forma yarışındaki en önemli rekabet orada olacak. Bu sistemi oturtabilirse her hafta çok bolluk ollu maçlar izleyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin şu an en azından bu haftalık Göztepe gibi bir deplasmana gidecek. Önemli bir takım. Orada mesela sonun 10 numara değil. Stoper. Serdar Sadık. Orada Lemos cezalı. Zanka eksik. Serantin, Zanka ayrıldı. Zanka ayrıldı çünkü. Orada kadroya girmekte zorlanan belki de hatta Ersun Hoca zamanında gözden çıkarılan Sadık şu anda forma giyecek. Ne kadar hazır olduğu çok önemli. Fenerbahçe'nin bu maçlık en önemli eksiği stoper bölgesi. Çünkü o bekleri rahatlatan, tamam Lemos kart gördü, 2 tane kart gördü baktığın zaman. Ama Lemos Tisserand ikilisi oynadıkça Fenerbahçe'ye çok büyük güç katacak. Yani Fenerbahçe'nin hangi sisteminde oynarsanız oynayın en önemli mevkisi o göbek ikili. Çünkü o 2 tane beki de rahatlatacak isimler onlar. Altay'a güven verecek olan isim 2 isim. Dolayısıyla bunların bir an önce bir arada oynayarak tam form tutmaya başlamışlar. Zaten çok geç katıldılar. Bu hafta Fenerbahçe'nin orta sahasını forvette işte sizse baktığın zaman belki çift olacak, belki tek olacak. Ama stoper sıkıntısı bu hafta Göztepe karşısında yaşanabilir yani. Tipik kanatsız oyun düzenine belki hocayı düşündürten şeylerden bir tanesi de eldeki oyuncu profilleri olabilir. Mametiam ne gerçek bir kanat oyuncusu ne gerçek bir forvet. Ener Valencia kesinlikle öyle ve çok net bir şekilde kariyeri düşüşte olan bir oyuncu. Sinan Gümüş aynı şeyi onun için söyleyebiliriz. Perotti ne kadar sakat olacak, ne kadar verim verebilir, bu konuda da soru işaretleri var. Ama orta alanın merkezini kapatacak oyunculara baktığımızda orada benim kafamda soru işareti oluşturan bir oyuncu yok. Hoca da bunları düşünüyor olabilir. Ya Fenerbahçe'nin en güçlü bölgesi orası. Net. Yani hatta Türkiye Ligi'ne tek tek bakalım. Çok Türkiye net. Ligi'nin en iyi bölgesi orası. Yani evet. Onu da kabul ediyorum ama dediğim gibi eldeki malzeme tek tek baktığında yine güzel bir yemeğin ortaya çıkabileceği bir malzeme. Üçüncü bölge için söylemek gerekirse. Ben mutlaka onunla ilgili planların, örneğin Pelkas dedin. Pardon, sen Pelkas'ın farklı bir bölgede de oynayabildiğini ifade etmiştin. Pelkas'ta mesela bir kanat forveti gibi kullanılırsa ben şaşırmam. Tıpkı Bakasitas'ın AYK'da kullanıldığı gibi. Yani benzer özellikli oyuncular. Evet. Kanada'da yatkın bir oyuncu. Yatkın bir oyuncu. Oynayabilir. Birçok mevki. Mert Hakan da bir sol forvet veya sağ forvet olarak kullanılabilir. Ya kısacası çok çeşitli ve geniş bir yelpazesi olan bir takım. Tek tek bütün seçenekleri değerlendirerek bir sonuca varacak Erol Hoca. Ama şunu söyleyelim. Bu biraz zaman alacak. Bu çok net. Hani bu Göztepe maçı itibariyle hepimizin kafasında bazı fikirler oluşabilir ama işte 5. haftayı oynayacağız. 6, 7, 8 belki 10. haftaya kadar bu konuyla ilgili Fenerbahçe'nin ideal veya en güçlü oyununu oynadığı 11 ile ilgili net ifadeler kullanamayacağız. Çünkü en baştan beri söylüyoruz. Hani kalecisi bile, hani Altay mı Harun mu bile bir dönem tartışıldı. Şu an Altay'ın performansı tartışılmıyor. Bence bayağı ama garip bir şey tartışılması zaten. Hayır hayır. Altay'ın performansı dolayısıyla yani tartışıldı. Şimdi stoper ikilisi bir dönem tartışıldı. Novak mı Caner mi dönem dönem konuşuldu. Gökhan'ın yerine Gökhan'ın alternatifi Sangare alındı. Yani tek tek baktığında denenmesi ve sonuç alınması, kafada bir fikir oluşması için sonuç alınması gereken çok bölge var. Bunun içinde her teknik direktörün olduğu gibi Erol Hoca'nın da zamana ihtiyacı var. Tabii bir de bardağın herkes dolu tarafını konuşuyor. Biraz bardağın boş tarafını görmek lazım. Bunda ayakların yere basması lazım. Erol Hoca ve Ali Koç verdiği demeçlerle bunun farkında. Bu önemli. Hoca özellikle şimdiden şampiyon ilan edilmenin oluşturabileceği baskıdan bahsediyor. Keza Sayın Başkan Ali Koç da öyle. Bu iyi bir şey. Ama mesela biz de dahil kamuoyu biraz arayı açtı diğer rakiplerle Fenerbahçe'nin. Bu beklenti ne kadar yukarı çıkarsa
kısa vade içerisinde gelecek olumsuz sonuçlarda hayal kırıklığı ve kaos ortamı o kadar derin ve geniş olabilir. Niye bunları söylüyorum? 4 maç, geride kalan 4 maç bu manada teorik olarak konuştuğumuz harika Fenerbahçe'nin karşılığı değildi. Kesinlikle. Yani orada penaltıyı çıkarmamış olsa Altay, 4 maçta bir galibiyeti konuşuyorduk biz. Hoca hamleleri de böyleydi. Bireysel olarak oyuncu performansları da böyleydi. Hocanın bunun farkında olması, yeni takım 8-9 oyuncunun yeni devreye girmiş olması, zaman içerisinde uyumun sağlanıp performansın yukarı, bu farkındalık önemli. Onun dışında mesela stop bir süre sonra acaba bazı bölgelere fazla mı yoğunlaşıldı eleştirileri gelebilir. Mesela orta sahada 8-9 oyuncudan bahsediyoruz. Dönelim, az önce Savaş abi bahsetti. Şimdi Lemos cezalı. Serant'ın bir milli takımdan sakatlık haberi gelmişti. Oynayıp oynamayacağı şu an bilmiyoruz. Yani bir Serdar Sadık tandemini biz bu kadar 20'ye yakın transferin içerisinde Göztepe karşısında görürsek ve bir de orada bir hatalı bir şeyler olursa. Tisserand bugünkü idmanda vardı. Var mıydı takımda? Var. Yani üçüncü bir adamı da belki niye almadı Lemos Tisserand olduğu yerde denkleme sokabilecek üçüncü iyi bir stoperi alabilir miydi şeyleri gelebilir. O yüzden biraz kontrollü gitmek kolay bir şey değil ya. Şampiyonluk, iki senenin yaşanmışlığı, beklentiler bunların hepsi. Ha, rekabet ortamının şöyle bir güzelliği var. Bu Sadık'ı ve Serdar'ı da geçmiş senelere göre biraz yukarı çekebilir. Tıpkı Ozan Tufan'ı çektiği gibi. Siz Reyes'le, Jailson'la bir rekabet ortamına girdiğiniz zaman kendinizi garanti görebilirsiniz yerine. İdmana da salabilirsiniz, maçı da salabilirsiniz. Ama bakın, Ozan'ın bu yükselişinde sizce yok mu bu kadar transferin payı? Kesinlikle var. Formayı kapma, söküp mutlaka alma. Paydır. Tabii. Payı vardır. Rekabetin olumlu taraflarından bir tanesi de bu. Ama tabii dediğim gibi kontrollü gitmek lazım. Çünkü biz milli maçlarda da aynısını yaşadık. Yani bir devreyle ikinci devre arasında bakışımız, yorumumuz, oluşan kaos, böyle acayip bir hava oluşuyor. Ligin ilk iki haftası Başakşehir'den 3 puanla dönmüş Galatasaray'ın havası, Fenerbahçe yorumları. 4. hafta itibariyle kazanmış ve Fenerbahçe ve kaybeden diğerleri yorumları. Bunların hepsinin arasında çok bir farklı duygu farklılığı var. Çok uçlarda yaşıyoruz. O yüzden hocanın kontrollü gidişini biraz sanırım artık Fenerbahçe medyası, Fenerbahçe kamuoyu biraz o kontrolün peşinden gitmesi lazım diye düşünüyorum ben. Kontrollü gitmesi lazım. Doğru. Çünkü çok fazla hakikaten daha ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ettik birçoğumuz. Ama bakıldığı zaman Erol Hoca'nın baskısı da kolay değil. Şimdi böyle bir kadro yapılmış, 18 tane yeni transfer, işte stoperlere bakıyorsun. Çok özür diliyorum. Fenerbahçe'yi gördüğüm en net şampiyon ilan eden kişi kim? Benim tabii ki. Ben yine söylüyorum. Kağıdın altı da üstte bir. Neden? Şimdi bu hafta Hoca da çok iddialı. Ben kağıdın altı da üstte bir diyorum. Bu kadrom varsa bak şimdi bu haftaya mahsus Lemos'un cezalı olması. Ben oraya gelmişken hazır söyleyeyim. Ben Sadık riskine gireceğini zannetmiyorum. Tabii ki Erol Hoca'nın takdiridir ama geçen seneki o birkaç modelde oldu. Gustavo'yu stopere çektiği maçlar oldu. Bu karşılaşmada çünkü Sadık'ın bireysel hataları çok fazla. Maç eksiği de var. Tam hazır karşılaşmalarında oynadı ama orada sanki Tisserant Gustavo ikilisini görebiliriz. Bu arada şunu da söyleyelim. Sabah antrenmanıyla ilgili şunu ekleyeyim. Ferdi, Valencia, Novak dışında eksik yok. Tisserant oynuyor. Problem yok. Geri Rodriguez'in kasık sakatlığı var ama o kasık sakatlığının farklı nedenleri olduğu konuşuluyor. O ayrı, o konuya geliriz. Bir de şunu söyleyecektim. Gustavo'yu hoca çok fazla stoperde kullanmadı. Bildiğim kadarıyla Gustavo o bölgede oynamayı çok sevmiyor. Mesela Tisserant, Lemos'un cezası dolayısıyla sana katılıyorum. Tisserand Novak olabilir. İlginç. Mesela Novak da sol stoperde kullanılabilir. Kırmızı. Gustavo hayata kısıyordu geçen seneyi. Hatırlasanıza bir Kasımpaşa maçındı galiba stoper. İki oynar. Maçta hoca kullandı. Oynar, adam böyle resmen oynar. Benim için Sadık yani, olmazsa ben şaşırmam. Yani bu maçta orada bir başka isim oynarsa şaşırmam. Novak olur mu? Novak Trabzon'da oynadı. Yani o bölgede birkaç maç oynadı diye biliyorum. Olabilir. Hoca yani burada her türlü riski alacaktır. Çünkü bu kadronun kimse puan kaybederse işte burada Lemos yoktu, işte Onya var demeyecek. Yani sonuçta Erol Hoca da burada en doğru kararı verecektir. Baskı kolay değil ama şöyle bir şey var. Göztepe maçını kazanırsın. Galatasaray Alanya maçının sonucuna göre Galatasaray Alanya karşısında 3 puan aldığı zaman bir anda kendini liderlikte bulacaksın. Yani bu çok Fenerbahçe için de olumlu yönde motivasyon olacak. Doğru. Çünkü şu ana kadar evet tartışıyoruz. Hatay maçında
o gol olmuş olsaydı, kaleci penaltıyı kurtarmamış olsaydı Karagümrük maçında çok daha farklı olacaktı. 9 kişilik takıma karşı gol atamadı. Evet, hepsi eyvallah. Ama 4 haftalık periyotta Erol Hoca değil de kim olursa olsun aynı sıkıntıyı, aynı stresi yaşardı yani. Acaba bu maçı kaybedersen böyle bir kadro verilmiş eline. Birçok oyuncu yeni. Yeni bir takım. Sezonun başlangıcında da tam kadro olamadı. 18 tabii transfer yaptı ama eksikleri tabii, çok tabii, fazlaydı. Tabii. Dolayısıyla o baskıyı yavaş yavaş atlatıyor. Her hafta en az kayıpla ya da bu hafta bir bakmışsın ki tekrar söylüyorum. Zirvede olacaksın. Yani liderlik koltuğuna oturabilirsin alınabilecek bir sonuçta. Sen galip olasın. Galatasaray alan yenirse Fenerbahçe lider olacak. Yani bakıldığı zaman. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalarda Erol Hoca'nın da, camianın da, yönetimin de herkesin elini biraz daha rahatlatabilir. Kadro konusunda her hafta herkes yedek kalmayı da öğrenecek, tribüne çıkmayı da öğrenecek. Bu 2-2-4. Böyle bir kadron varsa tribünde oturmaya da alışacaksın, kulübede oturmaya da alışacaksın. Ama onu yaparken o sevinmeyi de üzülmeyi de aynı anda yapabiliyorsan başarı zaten kaçınılmaz yani. Mert Hakan Yandaş'la alakalı bir haber var. Yayıncı kuruluşu açıklamalarda bulundu Fenerbahçe'nin yeni transferi ve Sarı Lacivertli takımı seçmesindeki en önemli nedenin kulübün büyüklüğü olduğunu söyledi. Mert Hakan geçtiğimiz sezon aslında lige damga vuran oyunculardan biriydi. Bu kesin. Demir Grup Sivas Spor performansı hakikaten sezonun büyük bölümünde çok çok iyiydi. Galatasaray'a mı gidiyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor derken Sarı Lacivertli takımı seçti. Çok uzun süre konuşuldu bu transfer. Ancak Mert Hakan'ı biz kafamızda banko 11 oyuncusu gibi görürken çok ciddi takviyeler yapıldı. Sarı Lacivertli ekip kadrosunu epey genişletti. Mert Hakan yaptığı seçimden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Gerçekçi buluyor musun bu düşüncesini? Şimdi sezonun bittiği kadrolara bakarsan, hı hı, Mert Hakan Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kıyasladığında ben Fener'de banko oynarım diyordur. Evet. Ama bugün itibariyle bence Galatasaray'da banko oynardı. Şimdi şöyle, ben halen Mert Hakan'ın insanlar şunu unutuyor, ciddi bir sakatlığı vardı. Atlattı onu, yavaş yavaş geliyor. Fiziksel olarak da belli bir noktaya gelecek. Kampın en iyi oyuncusuydu, hı hı, Mert Hakan. Bu sakatlığı yaşamasaydı da sezona bence çok iyi bir giriş yapacaktı. Ama şimdi tabii ki senin söylediğin işte Pelkas'ın katılımı, Ozan Tufan'ın yükselişi. Sosa da Mert Hakan'dan sonra geldi. Sonra geldi aynen. Sosa da bu arada bir fırsat gibi düşünüldü. Yani hani bu kadar uygun maliyetle, hani bedelsiz olarak, hı, Sosa gibi tecrübeli bir oyuncuyu kadromuza katalım diye düşündü Fenerbahçe. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bu sezon ligdeki maç sayısı fazla ve Fenerbahçe'nin mutlak sezonu zaferle bitirmesi lazım. Bu işte yönetim açısından da böyle, Emre Belezoğlu açısından da böyle, Erol Bulut açısından da böyle, camia açısından böyle. Yani herkesin şampiyonluğa ihtiyacı var ve çok fazla risk almadan yola devam etti Fenerbahçe. Hatta bununla ilgili de işte çeşitli spekülasyonlar yapıldı transfer dönemiyle ilgili. Neyse, oralara girmeyelim. Ben Mert Hakan'ın halen o pozisyon için Samatta'nın yanındaki adam ya da işte ikili orta sahanın önündeki adam pozisyonu için en güçlü adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Fit haliyle, sorunsuz haliyle Mert Hakan Samatta ile mükemmel bir ikili olur. Yani çünkü çok farklı koşulları var. Pas opsiyonlarını çok iyi değerlendirebiliyor. Bence çok değerli bir oyuncu. Ve ama şöyle bir şey de oldu. Mert Hakan transfer sezonunun başında açıklandı. Onun ardından o kadar çok transfer oldu ki Mert Hakan artık eskimiş bir oyuncu gibi gelmeye başladı insanların gözüne. Kesinlikle böyle bir durum olacağını ben düşünmüyorum. Motivasyonunun da, özellikle topuk yaylasında bunu net bir şekilde gözlemlemiştim. Motivasyonunun da ve Fenerbahçe'ye katacağı çok şeyin de olduğunu düşünüyorum ben. Savaş Çorlu, sence ne katacak Mert Hakan Fenerbahçe'ye? Kendisinin gelişimine devam edebilecek şansı bulacak mı? Ondan önce röportajındaki son cümleye takılıp kaldım. Ben bana karşı savaşan kişilere karşı taraftar arkamda durdu dedi. Ya sana karşı kimsenin savaştığı falan yok. Bir takımı tercih ettin. Saygı duyuyorum. Sana verilen sözler tutulmadı. Fenerbahçe'ye gittin. Bunu da hep her zaman söyledim. Kendisine bir takım sözler verildi. Yani o peşinat konusunda verilen söz durulmuş olsaydı belki de bugün Galatasaray formasını giyerdi. Galatasaray'da olsaydı şu anda banko oynardık. O 5 tane isim yanında saymazdık. Galatasaray'ın en direkt oyuncusu olarak görürdük. Bu gidiş tamam da yani bana karşı savaşanlara karşı desteğine borç. Şimdi mecazi anlamda söylüyorum. Şöyle haklı. Galatasaray bir ara her açıkladığı transferde işte ben Arma'yı seçtim, ben şeyi seçtim. Biliyorsun açıkladı Emre Kılınç başta olmak üzere, Oğulcan dahil buna. Her açıklamada, her transfer açıklamasında işte ben sözümü tuttum, ben Arma'yı seçtim deyince doğal olarak... Senin zaten borcun var. Yıllık 10 milyon TL alıyorsan o borcunu zaten öyle ödeyeceksin. Hayır, her hayır. Futbolcu için geçerli. Yani bana karşı savaşanlar derken hani her açıklamada Mert Hakan isim verilmeden hedef alındığı için o da ona bir cevap vermiş bence.
en iyi arkadaşı Emre Kılıç da aynı şeyi yaptı yani. Evet. Hala da görüşürler. Çok iyi dostlar Sivas Spor'dan. Maalesef kulüpler böyle işlere giriyorlar. Bu yani. Transferler de bu şekilde olmasa keşke. Bütün transferler burada kimseyi töhmet altında bırakmıyor. Ben önce Galatasaray kulübünü, takip ettiğim kulübü söylüyorum. Eğer zamanında o ödeme gerekmiş olsaydı. Sonra Mert Hakan için yaptıkları açıklamaları en çok kızanlardan bir tanesi. Çünkü sen bir takım şeyleri yerine getirmezsen bu transfer gerçekleşmez. Abi sadece Mert Hakan üzerinden değil. Falcao için de geçerli. Ben borcumu ödeyeceğim. Abi o kadar para zaten sen borcunu ödeyeceksin yani. Sen o parayı alıyorsan borcunu ödeyeceksin. O borcunu ödemek için varsın. İşi çok zor ama. Bak tekniğine, taktiğine, yeteneğine hepsine tamam. Ama işi gerçekten çok zor. Bak biraz önce ne dedik? Ozan milli takımda da oynayarak bu kadar rekabetin olduğu üzerine koyarak gidiyor. Takıma inerken katılan şu anda forma savaşının içinde direkt ilk üçün arasında olabilir mi? Kimi kesebilir diye düşünüyorsun. Kimi? Yani. Mert Hakan için. O yüzden işi çok zor yani. Ergin Aslan. Ben Mert Hakan'ı çok beğenen bir büyü olarak deyip bir öneride bulunayım kendisine. Bu hamaset cümlelerine gerek yok. Fenerbahçe taraftarı senin sahada göstereceğin performans için seni seviyor ve istedi. Büyüklüğünü seçtim. Yani Mert Hakan'ın büyük demesiyle Fenerbahçe büyük olmuyor. Fenerbahçe zaten büyük. Ersun Hoca da bunu yapardı. Her basın toplantısında Fenerbahçe büyüklüğü. Slogan. Slogana ve hamasete gerek yok. Fenerbahçe büyük. Zaten büyük. Yani siz söyleyince olmuyor bu. Zaten büyük bir camia. Karşıdaki Galatasaray... Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kimsenin tasdiklemesine gerek yok. Gerek yok. Galatasaray'ın da keza öyle. Yani o rekabetin içerisinden transfer sürecinde Fener'e geldim. Daha büyük. Öyle yani buna gerek yok. Niye yok? Gerek yok. Yani sen çıkacaksın. Bunun örnekleri var. Mehmet Ekici yaptı bunu. Tolga Yarslan yaptı Beşiktaş'ın. Serdar Aziz yaptı. Ya bunların şeyi olmuyor. Burada tabii dönüş kulüplerin olmuyor. Yönlendirmesi de çok belirleyici oluyor futbolcu demeçlerinde. Onu da unutmayalım. Bak Mert Hakan oluyor kabul ama bu rüzgara kapılmamak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi Mert Hakan Fenerbahçe'de transfer süreçleri işlerken burada da söyledim. Tek soru işareti gördüğüm performans Mert Hakan olabilir. Niye? Geçen sezonun flaş oyuncusu müthiş bir performans. Ama sezon performansı mı yoksa genele yayabileceği bir performans mı bunu göreceğiz. Çünkü yaşı itibariyle artık 26'lara dayanan bir oyuncu. 2-3 sezon gerisi background'u pek iç açıcı değil. Sivas'ta damga vurdu sezona. Hak ettiği şekilde İstanbul büyüklerinden birine geldi. Kabul. Bundan sonra yapacağı iş depar atmak. Bundan sonra yapacağı iş o formayı nasıl alırıma gelmek. Çünkü niye bunu söylüyorum? Mert Hakan imzayı attıktan birkaç gün sonra verdiği demeçte de benzer hamasi cümleler kullandı. Gerek yok. Şimdi hoşuna gidebilir Fenerbahçeli taraftarların bunu duyduğunda. Vay be aslanım benim olabilir. Ama şimdi sen yarın Sivas'ta 30 metreden sana şut atma fırsatı verirler. Ama burada 3 tane vuramazsın. Orada sosyalar var, komutanlar var. Şimdi oradaki performansın başka bir şey olacak. Sen Fenerbahçeliliğini sahada kazandırdığın maçlarla, yaptığın asistlerle, attığın gollerle ortaya koyman lazım. Kendisini dediğim gibi çok beğenen nacizane bir önerim. Benim olsun. De önerim, daha önce de bunu defalarca söyledim. Mert Hakan gibi tüm yani Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı futbolcular için kimse o imza atmadan önce, tabii ki herkesin çocukluğun hayalinde bir tutmuş olduğu takım var. Mert Hakan'ın da var, Emre Kılıç'ın da var. Bunların tuttuğu takımların hepsini biliyoruz. Söyledik bunu daha önce. Yani sen Mert Hakan çocukluğunda Galatasaraylı, Emre Kılıç da Fenerbahçeli. Olabilir bunların. Bu arada çok garip bir durum yok. İşte bak, belirli bir yere noktaya gelene kadar yaparsan, gol attıktan sonra sevincini gidip işte bir kulübede paylaşırsan ya da maçtan sonra yaparsan bir açıklamayı, Fenerbahçe'ye imza atana kadar, görüşmelere başlayana kadar, ta ki Altınordu'da oynadığından beri Galatasaray kulübünün resmi sitesini takip edersen, sonra bir anda bırakırsan, bunları da yapsınlar. Ama o demeç olayında mümkün olduğu kadar dikkat etsinler. %100 katılıyorum ben Ergin'e yani. Çünkü futbol hayatında öyle bir şey ki siz bu işten para kazanıyorsunuz. Ekmeğiniz bu işten. Ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, annenize, babanıza. Ve belli bir yerden sonra bunlar olacaktır. Bu ilk değil, son değil. Bir bakmışsın devre arasında. Yani Mert Hakan farklı bir yerde görebiliriz. Sonuçta çok zor işi. Allah yardımcısı olsun. Beklenti yüksek. Kendisi de bunun farkında. Vallahi ben açık söyleyeyim. Ben bu kadar olumsuz değilim. Çünkü ben herkes şunu atlıyor. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Hı hı. Yani bir ayı aşkın süredir atlatamadığı ve halen de %100 atlatamadığı bir sakatlık yaşadı. Nerede sakatlandı? Milli takımda galiba. Eylül'de. Milli takım arasında sakatlandı aynen. Yani ciddi bir sakatlık yaşadı ve katkı verememesinin ana sebeplerinden biri bu. Burada ben yanlış anlaşılmasın. Milli takım için de çok faydalı ve bir oyuncu. Bak, bu yani sakatlık olmasaydı biz olumsuzuz sadece demiş söyledik. Hayır. Demeç de bence olumsuz değil. Yani neden olumsuz değil? Alıp sonra demesinler. Mert Hakan düşün. Ben milli takım için de çok faydalı bir oyuncu olduğunu. Bu demeçleri klasik röportajlarda bütün futbolcular veriyor. Şunu söyleyeceğim. Bence eğer o sakatlığı yaşamasaydı bu ilk 4 haftaya damga vuran oyunculardan bir tanesi olabilirdi. Yani şimdi bunu tabii gösteremediği için doğal olarak konuşulmuyor ama ben o kadar kolay kolay Fenerbahçe'de silinebilecek
İşte devre arasında veya başka bir dönemde gönderilebilecek bir oyuncu yani olma ihtimali yok. Vallahi yok. Yani aldığı paranın hakkını vereceğim. Önce verir, bu. Verir. Önce bu. Bak şu sakatlığı bak, atlatsın Savaş abi. Seninle başka programı da çıkıyor. Belki gözüne kestirdi Galatasaray'ın 8 numara ihtiyacı. Abi ben kiralık olarak oynasa direkt oynayabilecek bir potansiyeli oynar, vardı. Onu Emre Kılıç oynuyor yani. Orada direkt orası değil Emre Kılıç ki yeri değil yani orada devşirme. Olsaydı Galatasaray dönerdi. Ama bütün futbolcular için geçerli. Mert Hakan üzerinden değil. Emre Kılıç için de geçerli. Ben aldığım paranın hakkını vereceğim. Buraya onun için geldim. Öncelik bu. Taraftar tabii ki Veli Nimet. Hepsinin yarın maçlar artık seyirci oynamaya başlayacak. Kısa süre sonra biraz sonra da konuşuyoruz. Bu loca VIP. Ona da bir değinmeden geçmeyiz ama yani taraftarlar tabii ki. Ama taraftara camia işlerin gözükmek için bir takım insanları da kırmamak lazım. Galatasaray'la alakalı haberleri az sonra ekranlara taşıyacağız ama çok kısa Göztepe-Fenerbahçe maçı bize neler getirebilir? Bundan da bahsedelim istiyorum. Yani Göztepe iyi başladı. Benim zaman zaman oyununda sallantı görsem de iyi bir fikstürle iyi başladı bu arada, onu da belirteyim. Yani Başakşehir'in kötü dönemi vesaire. Hani baktığında 4 maça 1 galibiyet 3 beraberlik 6 puan. İyi bir başlangıç ama rakiplerini de değerlendirmek lazım. Valla İzmir deplasmanları özellikle taraftarlı olduğunda her kulüp için zor. Sadece Fenerbahçe için değil. Ama zannediyorum bu hafta taraftarsız olacak. O yüzden şansların bir nebze de olsa Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu söylememiz lazım. Tabii ben de katılıyorum. Göztepe herhalde ligde seyirci avantajını en net kullanan 2-3 takımdan bir tanesi. Bu manada bu sezon sıkıntı yaşayabilirler iç saha maçlarında. Fenerbahçe deplasman olmasına rağmen bir adım önde görünüyor. Seyirci var ya, Göztepe'nin yeni stadında loca olacak yani. Localarda seyirci var ya. Localarda. Localarda orada yani biz normal şartlarda seyircisiz maçta bile sadece teknik heyetin arkasındaki ekibe baktığınız zaman onlar bile etkiliyor seyircisiz maçta. Localardaki seyirci de Göztepe taraftarı çok ateşli, takıma destek veren bir taraf. Orada kaç loca var bilmiyorum tabii, kaç kişi alınır ama 300 kişi bile olmuş olsa o ayrı bir motivasyon katar. Ben Fenerbahçe'nin kazanıp dedim ya liderlik hesabı yapacağını, çünkü Fenerbahçe Galatasaray'dan önce oynayacak, Galatasaray pazartesi oynayacak. Eğer maçı kazanırsa bir önceki hafta olduğu gibi. Şampiyon ilan etti. Tabii o bitirdiği şey. Aynen. Ben boşuna çok... Biz boşuna oynuyoruz yani. Ya ben değil birçok kişi. Sen de sorsan, herkese sorsan şu anda o kağıdın üstü altı. Ben o kadar net değilim. Şampiyonluk konusunda şu anda bana bir takım söyle desen net söyleyemem şu anda. Kafamda şampiyonluğa oynayacak takımlarla ilgili fikir var ama şu takım çok daha önde diyebileceğim bir takım yok benim. Yani biraz önde olan bir takım var mı? Mesela Fenerbahçe, Galatasaray. Bir tane var mı aralarından? Yok. Bir tanesini seçebiliyorum. Yok. Tamamen tribün oynuyor. Kendi şeyi bu şekilde. Normalde sohbette Fenerbahçe ya da şöyle yapıyor. Fenerbahçe ya Ocak'ta bitirir diyordu az önce. Bu önceki senelerden dolayı işte şu anda biraz daha. Çünkü önceki temkinli olmak lazım. Ben geçen yıl sezon başında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyordum. Ama açık ve net söyleyelim. Geçen seneki kadro, bu seneki kadro yapılandırma. Bak geçen sene bundan hiçbirisi yoktu. Geçen yıl düşünüyorsan bu yıl sene, emin olman lazım. İki sene ardarda Komali vardı. Fenerbahçe öyle boş işlerle mücadele etti ki bazı yani böyle çok küçük sorunlar o kadar büyüttü ki. Hı hı. Dolayısıyla o başarının gelmesindeki en etkenden bir tanesiydi. Ersun Hoca'nın bu kadar üzerine durulması, arkasında durulması, Komali'nin arkasında durulması, bu sene yapılan transferler, saha içi, saha dışı, yönetim, herkes o iki seneden ders çıkarmış. Çok ya net bir şekilde. Bu yıl çok daha iyi işler. Onun için diyorum yani çok net baktığı zaman. Ama bu yıl bence Galatasaray geçen yıldan özellikle başlangıç olarak daha iyi durumda. Ha ilerleyen sezon geçen ilerleyen dönem. Geçen seneki demeçlerle bu seneki demeçlerle görüyor musun? Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Teknik Heyet, herkes geçen sene bir şampiyon olacağız. Biz burada diyoruz ya Fenerbahçe bir adım. Bak buraya havete kapılmayalım, bunu konuşmayalım, bunun için daha erken diyebiliyorlar. Her yerde bir öz eleştiri yapılmış yani belli. Volkan Demir'in favorilerinden Galatasaray'la devam edeceğiz sevgili seyirciler. Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın Alanya Spor maçında oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı Kırmızılı takımı ciddi anlamda zor bir mücadele bekliyor ve eğer Taylan yetişecek durumda olursa Terim'in 11'inde yer alabilir. Galatasaray şüphesiz ki haftanın en zorlu maçlarından birini oynayacak. Belki haftanın maçı Trabzonspor-Başakşehir. Birçok kişi de bunda hemfikirdir. Ama Galatasaray Alanyaspor maçını hemen onun ardından bence ikinci sıraya yazarız. Hatta Galatasaray Alanya maçının daha zorlu geçeceğini söyleyen birine de ben karşı çıkmam. Maçla ilgili beklentini ayrıca soracağım. Ama orta saha kurgusu nasıl oluşabilir? Taylan'ın net bekliyor musun? Taylan'ı ben riske edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Taylan 4 haftalık dediğinde kupa maçlarında koyarsa 7 maç takımın en iyisiydi. Hı hı. Henüz düz koşulara. Maça da zaten burada baktığın zaman 2-3 gün kaldı. Taylan'ı koyup da orada yeniden bir nüks edeceğini zannetmiyorum. Taylan'ı dinlendirir. Orada kim olur dersek orta sahada. Etobo Donka kalacak herhalde yine bakıldığı zaman. Emre Kılıç, Arda'nın
Emre'yle beraber bir Feghouli kesiyor olur mu? Bilmiyorum, olabilir de. Çünkü geçen son maçta Feghouli Belhanda ikilisi oldukça eleştiri alanında. Tekli Etebo çıkmaz mı diyorsun sen? Tek Etebo'yla. Tek Etebo yok ya. Sağ etrafında kim olacak? Etrafında kim olacak? Çünkü hızlı adam Emre yok orada. Emre Belhanda işte. Emre Belhanda son maçlara göre performansını değerlendirirsek kaplumbağa gibiydi. Yani Belhanda Feghouli ileri gitmekten daha çok geri pas yapmaktan, geriye gelmekten çok büyük tepki çektiler. Bir takım mesajlar mı diyelim artık, ne diyelim? Herkes şapkasını önüne koyacak bu hafta. Fatih Hoca da bu oyuncularla görüşecektir. Ama Taylan Etebo Belhanda. Bu maçta olmaz. Yoksa olmaz bu diyorsun. Doğrusu bu. Ama bu maçta ben riske gireceğim. İdeal üçlü bu mudur? İdeal üçlü budur tabii ki. Kimi dışarıda bıraktık? Çünkü Emre'yi mi, Emre'yi mi? Emre... Yani birini sola attık, öbürünü kulübeye mi çektik, sağa sol mu yaptık? Valla sağa sol olabilir. Bundan sonra çünkü Feghouli'nin durumuna bağlı. Çünkü Feghouli kendini bir şekilde çek etmesi lazım Belhanda'yla beraber. Feghouli her zaman oynar. Tabii ki baktığın zaman Feghouli vardı mı? Feghouli bu ligin şu anda bana göre en kaliteli kanat oyuncusu. Ama oynadığı zaman. Yani geçen haftaki Feghouli değil, bir önceki hafta değil. Lige başlarken ne yaptık? Feghouli, Arda, Emre, Taylan, Belhanda. Sezonların ikinci yarısındaki Feghouli. Biz Galatasaray'ı biraz önceki işte bu ligin favori şampiyonluğu olarak gösterildi mesela. Fenerbahçe'nin bu kadar transferine rağmen bu Galatasaray şöyle, ama işte şu anda Fenerbahçe kadar rotasyon oyuncu yok. Ama hala favori bence yani. Ya Galatasaray hani şu an neden favori değil ben. Galatasaray doğal favori. Bak Galatasaray'la Fenerbahçe'nin olduğu yani yerde bırak masa tenisini falan filan, Çelik Çomak oynasalar ikisini zaten hemen 1-2'ye yazarım yani. Bu kadar favori net olarak yazarım. Favori olarak yani. Onun için. Yoksa biri 6., biri 5. oldu geçen sezon. Ya ayrı bir şey favori olarak. Biri 6., biri 5. kaç defa oluyor böyle yani? Senelere vurduğun zaman böyle ikisi 5., 6. oldu çok az bir dönem olmuştur yani. Evet evet. Belki de tarih boyunca olmadı yani 4 takımın da 3 takımın da dışarıda kaldı böyle. Fener, Galatasaray aynı zamanda dışarıda kalması ikisinin birden. Dolayısıyla bu iki takımın başlarken neye başlarsa başlarsın, sarı lacivert, sarı kırmızı varsa 1-2'ye yazıyorsun bunları zaten yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın burada Alanyaspor maçı kolay geçmeyecek. Çünkü milli arayı en iyi değerlendiren takımın Alanyaspor olduğunu duydum. Yani Alanyaspor zaten lige iyi başlamıştı. İçeride oynayacak. Ne kadar seyircisiz olsa da localar, Türkiye'de en çok locası olan kulüptü Galatasaray. Aşağı yukarı 1500 üzerinde falan olacak yine. 1500 biraz daha geçebilir yani protokole bakın. O da iyi bir seyirci yani. Biz orada Fenerbahçe'de 1000. Fenerbahçe'de en çok Galatasaray'da var. Yani 1600. O... Beşiktaş bir 100-150 önde Galatasaray'a göre. Ben de Beşiktaş'ın önde olduğunu Beşiktaş biliyorum. Beşiktaş mı önde? Bir 150 loca sayı kapasitesinde ben önde. Ben de bugün net rakamlar vardı. Bakacağım ona şimdi. Tamam. Yine bak, birazdan bakarım. Ya o da önemli. O 1500-2000 kişi de çok önemli. Birçok insan şimdi heyecanlanıyor yani. İnşallah buna da bir çözüm öneri gelir. Ben bir de heyecanlanıyorum. Sürekli seyircisiz maçlara gidiyorum yani. Ben de heyecanlanıyorum. Seyirci bir de, göreceğim bir diye. Bir de en büyük sıkıntı şu. Milli aralar her zaman takımlara olumsuz yönde olabiliyor. Yani özellikle büyük takımlara. Şöyle bir geçmişe dönük bakalım. İyi takımdan dönen çok oyuncusu olan takımlara özellikle. Doğru. İşte biraz önce 10 numaraya saydığımız Ozan. Galatasaray'da bir tek Emre Kılıç vardı. O da çok fazla. Galatasaray'ı etkilemeyecektir. Ama Falcao uzun yoldan geliyor. O belki olabilir. Ama moralli geliyor. Ama moralli geliyor. Son dakikada gol atmış bir Falcao var. Ben Falcao'nun 4-4-2. Bugünkü kadro 4-4-2 oynamaz. Yoksa eğer orta sahan normal şartlarda güçlü, dirençli, koşan, mücadele eden bir Arda Feghouli olduğu yerde normalde 4-4-2 olabilir ama bugünkü Galatasaray değil. İleriki maçlarda 4-4-2 görebiliriz. Kasımpaşa maçında ikinci yarı mesela hoca yaptı bunu. Ama burada Alanya maçında ben yine Falcao'nun 11'de başlayacağını düşünüyorum. Savunma hattı zaten değişmez. Şu anda bir sakatlık olmadı sürece. Markalı Yindam'a. Diğer tarafa baktığın zaman Omar ve Saracchi dönüyor bu arada. İki maçta çok önemliydi. Saracchi eğer oynamış olsaydı hem derbiyi hem de UEFA Kupası maçında çok daha farklı bir Galatasaray konuşabilirdik. Yani geçen haftaki maçta dahil Saracchi çok önemli oynamaya başladı. Yani önemli olmaya başladı. O biraz önceki o bahsettiğin Caner'in dripliklerini çok net bir şekilde Saracchi yapmaya başlamışken sakatlandı. Bu Alanya maçında da en önemli oyunculardan bir tanesi olabilir yani. Ergin Aslan çok zor bir maçı Galatasaray. Zor. Galatasaray'ın beklediğini düşünüyorum. Ne dersin? Ya kısmen 4. hafta itibariyle bir kriz ortamı, benim anlayamadığım bir kriz ortamı var gibi görünüyor Galatasaray'da. Bu geçişin 5. hafta belki daha yumuşak bir bu kriz takımda olması. Saha içine çok fazla yansımaz. Değil, evet. Yönetim dışarı gibi. Evet. Her zaman bak oradaki en büyük şans da zaman zaman tekniğini, oyuncu değişikliklerini geçen hafta eleştirdim, onunca eleştirdim. Araya girdim kusura bakma. Yani Fatih Hoca bu konuda takımı genelde uzak tutuyor. Daha önce 2 tane seçim geçirdi. Evet, İki seçimin geçirildiği yerde de en ufak bir şekilde yansıması olmadı. Evet. Futbolcular hocam ne yapacaksınız dediğim zaman para, pul, ödemeler vesaire siz işine bakacaksınız. Evet. Orası bizim işimiz değil diyebiliyor. Evet. Bugün de Galatasaray'da şu anda bir seçim konuşuluyor. Daha netmiş bir şey yok. Onları da kısa kısa belki konuşabiliriz. Sevgili Kerem Orgular da geldiği zaman.
O yüzden seçimden veyahut da işte yönetim içindeki tartışmalardan tamamen uzak bir takım olur yani. Ya bir Kasımpaşa mağlubiyeti tabii bir Rangers'e elenmenin de etkisi oldu. Biraz böyle umutsuzluğa doğru itti ama ben gerçekten çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Volkan'a ben katılıyorum. Hele ki Fatih Hoca gibi ligin en tecrübeli, bu tarz krizlerden hep iyi çıkmış, başarılı çıkmış bir hoca. Bunun avantajı olduğunu düşünüyorum. Beşinci haftada belki bu iki tane üst üste kötü sonucun ardında daha rahat bir rakip olsaydı işleri biraz tersine çevirebilirdi psikoloji. Şimdi çok bıçak sırtı bir maçla karşı karşıyayız. Alanya Spor ligin lideri Çağdaş Hoca'yla geçen seneki ivmeyi devam ettiriyorlar. Şimdi ortası yok maçın. Galatasaray kaybettiği andan itibaren biraz daha hem yönetimsel olarak da sorunların yıpranmışlıklar artacak. Ön plana çıkacağı ve seslerin biraz daha yükseleceği bir maç. Ama Alanya Spor'u Galatasaray kazanıp koltuğu alırsa şimdi hava bambaşka bir yere gidecek. Yani lig işte Fenerbahçe açtı gidiyor'yu biraz daha tolere edebilecek bir hale gelecek. Ligin 5. haftası itibariyle bu psikoloji çok sağlıklı değil. Türk futbolu için söylüyorum. Her hafta bir favori. 5. haftası itibariyle doğru, çok sağlıklı değil. 35 lira kadar falan mesela burada Fener ya da Galatasaray şampiyon kim olur bilmiyorum ama her hafta o koltuğun değişebileceği bir durumda. Mesela diyorlar 35. hafta Fenerbahçe işte şampiyon eder ya da Galatasaray şöyle olur böyle olur. Abi acayip mesela Galatasaray Alanya'dan çıkacak, Antalya oynayacak. O da ligin çok zor takımı. Tabii. Artık kolay hiçbir maç yok. Yok her şey. Ya yani biz atıyorum burada 9. hafta program yaparken bambaşka şeyi konuşuyor olabiliriz. O yüzden çok fazla keskin cümleler kurmamak gerektiğini düşünüyorum. Taylan'ın yokluğu etkiler mi? Etkiler. Şu iyi bir başlangıç yaptı çocuk. Milli takıma da bağıra bağıra göz kırpan bir çocuk. Ama Etobo mesela Rangers maçının bence en iyi oyuncusuydu. Dönelim Kasımpaşa'daki maçta da takımın en iyi oyuncusuydu. Yani orayı tolere edebilecek bir potansiyeli net olarak görülüyor. Belhanda Fegülü ile ilk defa yaşadığı bir kriz değil Galatasaray'ın. 4. sezonları Galatasaray'da. Yüzlerce kriz yaşadı. Yaşadı ama yaşattılar. Hoca bunların hepsini tolere etti mi? Etti. Bu oyuncularla iki tane şampiyonluk çıkardı mı? Evet. Çıkardı. Geçen sene pandemiye girmeden önce o ivmeyi yakaladı mı? 7-8 maçlık. Yani o sakatlıklar pandemi şu bu olmasa bir anda favori durumda kafa duruma gelecekti Galatasaray. O yüzden çok yani bu sesler bence çok erken çıkıyor. Bu süreçte daha önce evet zaman zaman Belhanda'nın formsuzluğunu konuştuk. Fegüli'nin formsuzluğunu konuştuk. Milli takımdan geç döndüğünü konuştuk. Sezon başı kampına geç katıldığını konuştuk. İkinci yarı açıldı. Ama saha içi ve saha dışına çıkan hiçbir dönemde bu kadar olmadı. Belhanda ve Fegüli konusunda. Efendim paralarını alamadılar, indirim yapmadılar, sözleşme uzatmadı, yeni sözleşme istedi, indirimi kabul etmedi. Bu iki futbolcuya evet kızıyoruz ama bu konuda yönetimsel anlamda da çok büyük sıkıntı yaşandı. Yani burada da Fatih Hoca bir yere kadar artık. Çünkü daha önceki performans üzerinden Belhanda'nın en eleştirdiği zaman Şampiyonlar Ligi Real Madrid maçıydı zannedersen bir geçen sene. Herkesin Belhanda'yı eleştirdiği yerde Fatih Hoca dedi ki Belhanda'ya ben güveniyorum, Belhanda'ya inanıyorum. O sadece sahada ayaklarıyla değil, beyniyle de aynı zamanda sahada hükmedebilen bir futbolcu dedi. Ve hakikaten de Belhanda ondan sonra çıktı takır takır topu oynadı. Tribünlerde yine Şampiyonlar Ligi maçıydı. Real Madrid maçından sonra kendisine karşı yapılan bir tepkiden sonra tribüne karşı yapıldı. Yine Fatih Hoca sahip çıktı. Şurada artık biraz saha dışına çıkıldı. İşte Belhanda, Fegüli beraber bizi FIFA'ya şikayet ettiler. Galatasaray yönetimini şikayet etti. İndirime gitmedi. Başkan ve yöneticiler sürekli algılarla bu iki futbolcuyu, ya elindeki değeri kaybetmek için her şeyi yaptılar. Yok, medya yapmıştır. Tabii sorarsan medya yaptı. Medya yapmıştır. Ama kendi açıkla. Abi medya niye yapsın? Medya yapmıştır. Sorarsan tabii ki öyle. Ama ben Belhanda ve Fegüli krizlerinin bu sene pandemi sürecinden bu tarafa iyi yönetilmediğini, bak saha içi demiyorum, saha dışı. Bir maça çıkacak. Hangi maçtı? Fenerbahçe derbisi öncesi. Başakşehir maçı öncesi pardon. Belhanda'ya serbest girmesi için bonservisi 1,5 milyon euro getir götür. Sürekli bu haberler. Fener maçı öncesi yapıldı. Ya sürekli ama Volkan sürekli. Evet. Dedim ki ya bu oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu. Yapmayın bunu. Yalvardım bunu. Dedim ki yapmayın. Bariz bir şekilde sabah yönetimi elime, yaptırdı. Sabah elime bu ülkenin en önemli gazetelerinden bir tanesini alıyorum. 1,5 milyon euro getir işte git. İndirimi kabul etme. Belhanda gidiyor. FIFA'ya verdi. İndirimi kabul etmedi. Ya bunları kendi aranızda halledin. Halledemediğiniz gibi bir de futbolcuyu taraftan önüne atıyorsunuz. Yönetim mi yaptırıyordu? Kasımpaşa maçında bakıyorum. Yani şunu söyleyeceğim Savaş abi bak bunu yaparsın. Ama nasıl yaparsın biliyor musun? Fegüli'yi 21 kişilik kadroya almazsın. Belhanda 21 kişilik kadroya almazsın. O zaman bu oyuncular üzerinde işte dönem dönem mobbing diyorlar ya bizim kulüplerimiz yapıyor bunu. Açık ve net söyleyelim mesela Fenerbahçe'de yapıyor. Beşiktaş'ta yapıyor. Kadro dışılar var. Fenerbahçe'de Geri Rodriguez, Dirar, hatta Serdar Aziz'in gönderilmesi durumu söz konusu. Ama Galatasaray'daki fark şu. Hem bunlar yapılıyor hem de oyuncudan performans bekliyorsun. Sahada, aynı anda.
Yani sabah manşeti yaptırıyorsun. Ya yapmayacaksın ya performans beklemeyeceksin. Sabah manşeti yaptırıyorsun, akşam da çık oyna diyorsun adama. Ya iki kere de kendin basın toplantısında ifade ettin. İki tane futbolcuyu affetmiyorum dedin yani. Bizi işte indirimi kabul etmeyen, sonra topla komple indirim istedin. O işler tabii ekonomik anlamdaki şeylere girmem ben. Öyle bir tercihin olmuştur yönetim olarak. Ama sen bu iki futbolcuyu da sürekli olarak yani medyanın önüne attın, taraftarın önüne attın. Medyanın önüne atmaya gerek yok. Tekrar söylüyorum yani. O transfer sürecinde Arabistan'dan, Yarımada'dan menajere 3 teklif yaptı. İşte bir tanesi Frans, Nis kulübü, eski kulübü, bir tanesi işte Arap Yarımadası'ndan, bir tane Avrupa'dan sürekli teklifler var. En son günün sonunda 1,5 milyon euroya getir, götür, git. Dünyanın hiçbir kulübünden teklif gelmedi dedi Sayın Yusuf Günay. İşte fazla uzağa gitme, bunu demek istiyorum. Sayın Yusuf Günay diyor ki, dünyanın hiçbir yerinden, Arap Yarımadası dahil bir futbolcumuza bile teklif gelmedi. Bazı toplantısı biterken bir anda toplantı kesiliyor sonra. Hemen akabinde Sayın Abdurrahim Albayrak'la Yusuf Günay diyor ki sen niye böyle söylüyorsun? Biz işte futbolcu. Bir hafta önce futbolcuya 1,5 milyon euro getir diyorsun. Aynı Yusuf Günay 3 gün önce hafta içinde geçen hafta diyor ki biz pandemi sürecinde Türkiye'de değil belki dünyada kâr eden kulübüz diyor. Zarar etmeyen kulübüz, kâr eden kulübüz. Sonra rakamlar açıklanıyor. 39 milyon TL zarar. Dönem zararı. Dönem ama o zararı. Son 3 ay. Son 3 ay. Alt aylıkları ben de merak ediyorum. Alt aylıklar nasıl çıkacak acaba diye. Hakikaten merak ediyorum yani. Çünkü bu kadar çelişkili ifadeler sonunda alt aylık döndüğüne çıkacak. Ben bu arada çıkacak. Belhanda ile Feghouli'ye inanılmaz saygı duyuyorum. Bu konudaki duruşları sebebiyle. Ha performansı yükseliyor düşüyor. Ciddi söylüyorum. Anlıyorum. Yani ben mesela benim öyle bir psikolojim yok. Ben bu kadar üzerime oynanan bir ortamda verimli olamayabilirdim yani. Hani futbolcu olarak değil veya işte gazeteci olarak da veya İnsan ne işi yapıyorsan. Ya maripli adamlar biraz o konuda şey rahatlar yani. Ama gerçekten adama büyük saygı duyuyorum. Özellikle Belhanda'ya. Hani Feghouli o kadar çok yıpratılmadı. Ama 3 senedir Belhanda gidiyor ya. Şu anda... Her yaz dönemi ve her Ocak ayında. Belhanda gidiyor. Ve hiçbir zaman geldiği ilk günden bugüne sevilen bir oyuncu da olmadı. Bu arada adam 2 tane şampiyonlukta öyle ya da böyle pay sahibi. Evet. Ciddi pay sahibi. Sorun herhalde o taraftarla yaşadığı mesele olmasaydı bu kadar büyümezdi. Çünkü evet ben de katılıyorum futbolculuğu falan ama o taraftar sorunu biraz herhalde abi, sıkıntıya sokuyor. Hiçbir zaman bu kadar yalnız kalmadı. Bir ara Fernando vereceğiz. Fernando Endia gibi oyuncularla oynamadı. Geçen evet. Sene seri en zor, bu sene çok yalnız o bölgede. Bir ara veriyoruz sevgili seyirciler, az sonra birlikteyiz. Top bizde kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynayacağı mücadeleyi ve Sarı Kırmızılı Kulübün gündemini değerlendiriyorduk. Aslında maçla alakalı beklenti o anlamda biraz arka planda kaldı. Gündeme Belhanda Feghouli konularına girdiğimiz için onu söyleyelim. Çok kısa konuklarımın maçla alakalı beklentilerini öğreneceğim. Sonrasında Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Zor maç olacak bu kesin. Galatasaray kazanır. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyor musun? Ya Galatasaray favori ama net bir şekilde kazanır demek için gerçekten ligin en formda takımlarından bir tanesi Alanyaspor. Geçen sene de öyleydi. Avrupa'da da erken veda ettiler zaten. Bulunduğu yerde baktığın zaman hak eden bir, yani o bulunduğu yeri hak eden bir takım. Galatasaray'da evet içeride oynuyor, favoridir ama net bir şekilde kazanır demem için yani hakikaten olmaz yani net bir şekilde. Maçın favoritisidir ama kazanır demem doğru olmaz. Belhanda, Feghouli oynarlarsa onların performansı önemli. Bir de 27 Temmuz'dan bu tarafa oynamayan Emre Akbaba hep unutmuştuk. O da artık döndü, takımla beraber çalışmalara başladı. O da bu hafta olmaz ama yine Antalya maçında sakatlanmıştı. Ligin son hafta maçında yine Antalyaspor'la dönecek. Daha önce de Rize maçıyla sakatlanmıştı. Rize maçıyla dönüyor. Böyle bir istatistikler var. İnşallah tekrardan bir sakatlık yaşamasın. Çünkü Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Türk futbolu için önemli bir oyuncu. Milli takım için önemli bir oyuncu. İyi bir başlangıç yapar. Ama bu haftanın Başakşehir-Trabzon maçıyla beraber önemli karşılaşmadan bir tanesi de Alanya, Galatasaray-Alanya maçı olacaktır yani. Geçen sezon Galatasaray Alanya'yı içeride 1-0 yenerken çok zorlanmıştı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa özür dileyerek maçın hakkında net Alanya'nın olduğunu hatırlıyorum. Yani öyle bir maç oynanmıştı. Son 15-20 dakikası anımsıyorum. Yani, evet. Muslera ile Alanya arasında korku geçmiştim. Filmi gibi geçmişti Galatasaray için. Sen maçtan ne bekliyorsun? Yani Alanyaspor'un iki maçını izledim. 90 dakika ve birçok oyuncuyu kaybetmiş olmalarına rağmen halen o takım düzenini ve teknik direktörlerini kaybetmiş olmalarına rağmen halen o takım düzenini ve geçen yıl bıraktıkları oyunu devam ettiriyorlar. Alanyaspor 20 şut atmış o maçta. Şimdi bir kontrol etme gereği duydum. Galatasaray'ın tek golü penaltıdan Belhanda'ya gelmiş. İkinci yarıda korner üstüne korner evet, atıyordu evet. Bir ara. Çok sıkıntılı bir ikinci yarı ben, olmuştu. Yine tabii ki yani iç saha olması dolayısıyla ve milli takım dönüşü olması dolayısıyla Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii Efecan'ın da bir sakatlığı var. Yani durumunu bilmiyorum ne olacak. Evet. O da bence çok belirleyici bir etken.
Efecan milli takımdan sakatlığı dolayısıyla ayrılmıştı. Oynarsa başka bir şey olur, oynamazsa başka bir şey olur. Ama dediğim gibi küçük bir farkla da olsa Galatasaray'ın avantajlı olduğu ya da favori olduğu bir maç. Hiç maçını izlemedim, özetlerini izledim. Özellikle geçen hafta Hatayspor 6-0, 6. gol, Babakar depar atıyor, geliyor aldı at diyor. Ve 7. atmaya çalışıyorlar. İnanılmaz bir istek, arzu. Yani takım olma adına gerçekten sene zaten Alanya'ya bu işini yapıyordu ama bu sene gerçekten üzerine koymuş. Yani yeni transferlerde bir hal etkilemiş Alanyaspor'u. İki senedir çok önemli işler yapıyorlar yönetimsel anlamda. Bir kere bunu takdir etmek lazım. Geçen sene sahada olan 11'inin 8 oyuncusuna talip geldi. Hiçbir kulüpte olmadı bu. Sattılar bir sürü oyuncu. Yerine de koydukları adamlar da şu an çok iyi gidiyor. Hoca Salih, Fatih, Bakasetas orta sahasıyla ısrarla oynuyor. Avrupa maçına da öyle çıktı ve gayet verim alıyor. Şimdi Fatih Hoca'nın en sevdiği şey, iç saha oynuyorsunuz, rakip ayırmaksızın savunmayı orta sahaya kadar çıkartıyor. Bir Fenerbahçe maçında biraz sendeledi. O da Fenerbahçe panzehir yaptı Erol Hoca, itti Galatasaray'ı geri. Benim gördüğüm, tanıdığım Fatih Hoca yine öyle çıkacaktır. Baskın basanındır mantığıyla maçı erken koparma mantığı. Bu da Çağdaş Hoca'nın tam isteyeceği şey. Arkadaki 30 metre boşluk. Ben herhalde ligin 5. haftası itibariyle lig başından beri en bol pozisyonun olduğu maçı izleyeceğimizi tahmin keyifli ediyorum. Keyifli bir maç olur diyorsun. Çok keyifli bir maç tahmin ediyorum. Sürpriz olmaz. Yani 3 sonuçta benim açımdan sürpriz olmaz. Orada bir de Ceyhun var. Evet. Salih'le beraber sürekli değiştirerek. Siyop çok formda. Siyopis var geçen sene yine formda. Dediğin gibi yani bol gollü olur mu ama bol pozisyonlu bir maç bol olur. Bol pozisyonlu yani. Hakikaten olur. Topun bireysel hatalara yönlendirilecek bir maç olabilir. Yani iki takım açısından yani. O baskıyı kim kurarsa bireysel kişisel hata çok fazla görebiliriz yani. Yani Galatasaray kazanarak da geçerse şöyle bir avantajı da var. İlk 5 hafta Başakşehir, Fenerbahçe ve bence ligi ilk 5-6 içinde bitirecek bir takım Alanyaspor maçlarında geçmiş olacak. Belki de belki yani Gaziantep de bu arada çok problemli bence evet, karşılaşmak evet, isteyeceğiniz evet. Bir rakip değil. Bu süreçte önemli zor, bir tabloyu zorlu, iyi yani geçmiş olacak aslında. Ligin en zorlu fikstürlerinden bir tanesini evet. Tamamlamış olacak. Evet. Her takım için bu arada böyle yani benzer. Evet. Böyle devam ediyor. Zorlu bir fikstürü tamamlamış olacak. Ama Ergin'in de söylediği gibi Alanyaspor Galatasaray'ın oyununu çok tersi yatıracak bir takım. Yani o yüzden sonucu kestirmek zor. Küçük bir farkla çok değerli hücum oyuncularını elinde bulundurduğu için ben Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum ama tabii ki yine Ergin'in söylediği gibi hiçbir sonuç sürpriz değil. Bir de 9. 10. haftada Kerem İlk bölümde dedim ya bambaşka şeyleri konuşuyor olabiliriz. Tam da işte senin saydığın fikstür hesabına. Şimdi Alanyaspor'u Galatasaray yendiği andan itibaren oluşacak havayı ve ondan sonraki kazanma ve favori olduğu maçta ihtimali daha yüksek. Biz bambaşka şey konuşuyor olabiliriz. Yani bu kadar ilk bölümde, ilk ayda, futbolun ilk ayında bu sezon çok keskin cümleler kuruldu genel olarak. Ben onun öyle olmadığını düşünüyorum. Bambaşka tablo çıkabilir bir süre sonra. Bu maç seyircili olsa Galatasaray maçın çok net favorisi diyebilirim. Çünkü seyirci geçen sene o bahsetmiş olduğum maçta mesela Muslera ile Alanya arasında geçen maçta o kadar çok zaman zaman takımı itici gücü oldu ki. Başakşehir maçı şampiyon olduğu sene Başakşehir öne geçmesine rağmen Galatasaray geriden geldi. Bu sene takımlar seyircisi oynamaya alıştı ama ne olursa olsun futbolcu arkasındaki o gücü hissetmek istiyor yani. Tabii. Bütün takımlar için geçerli. Bu karşılaşmada da yine böyle localardaki olan seyirci tabii ki az sayıda da olsa önemli ama karşılaşmanın çok net bol pozisyonlu geçeceğine inanıyorum. Yayında bir Fenerbahçe'yi konuşurken de söyledim. Alanyaspor kazanırsa bu sefer Fenerbahçe'nin bir anda aynı konuştuğumuz şey Fenerbahçe'ye geçmiş olacak. Fener Galatasaray derbisi oynamış olacak. Tamam Beşiktaş'ta evet. Oynayacak. Güzel bir maç bizi bekliyor. Maçın kağıt üzerinde favorisi, kağıt üzerinde diyoruz ya baktığın zaman Alanyaspor ne kadar iyi kadrosu olursa olsun maçın favorisi Galatasaray. Doğal olarak odur evet. Beşiktaş bu haftayı bay geçiyor. Siyah beyaz ekip ligde karşılaşma oynamayacak ve çalkantılı sallantılı bir süreçten evet. De Beşiktaş'ın geçtiğini belirtelim. Bu aranın bir hafta daha uzun olması Beşiktaş için bir artı mıdır? %100 artıdır. Çünkü tam ilaç gibi gelen ara denir ya hem milli takım artı bay geçmesi 20 günlük. Çünkü Beşiktaş sezonunu kampı doğru düzgün geçirmeden hazırlık maçsız PAOK deplasmanına çıktı. Orada alınan mağlubiyetle başlayan bir sıkıntılı süreç. Dolayısıyla hem yeni takıma katılan, biz yeni evet süre aldı ama yeni Gökhan Töreli bir Beşiktaş göreceğiz. Yeni Rozier'li bir Beşiktaş göreceğiz. Belki oynarsa Gezal'lı bir Beşiktaş göreceğiz. Daha hazır Abubakarlı bir Beşiktaş, hazır Josef'li bir Beşiktaş göreceğiz. Başka bir Beşiktaş göreceğimiz kesin. O yüzden o 20 günlük ara bir kamp gibi de düşünüyorum ben. Tabii hazırlık maçı bu arada oynanabilirdi. Bir tane oynandı Karagümrük ama bütün liglerin bu hafta oynanması hasebiyle Beşiktaş hazırlık maçı yapamayacak.
belki bir dezavantaj. En azından ya kendi içinde ya alt takımlarla yapabilir. Bu ara Beşiktaş'ın en önemli şeyi şuydu. Kaybedilen maçlarda kötü görüntüydü. En çok can sıkan şey buydu. Maç kaybedilebilir. Ama öyle maç kaybedersin ki geleceğe dair umut verirsin. Umut verirsin, bir de mesela yüklenirsin, iki tane gol yersin. Psikol futbolun içerisinde vardır. Bu ışığı da vermediğin zaman eleştiriler daha da yükseldi. En önemli eksiklik o performans. Hem bireysel hem takım performansıydı. Bu 20 günlük önemli bir fırsattı Beşiktaş için. Çıkacak tabloda Denizlispor maçında Beşiktaş'tan en büyük beklenti oyuna hükmetmesi. Ondan sonraki haftalarda skordan bağımsız olarak söylüyorum. Tabii kazanması da önemli. O ışığı vermesi. O 20 günlük aranın yeni takviyelerle birlikte yine aynı çizgide gidiyor sonucu çıkarsa, görüntüsü çıkarsa ortaya başka şeyler konuşmaya başlarız. Ama ben farklı bir Beşiktaş göreceğimizi söyleyebilirim. En çok Rozier-Gezdal ikilisinin, yani muhtemelen sağ kanadı kullanacak olan ikilinin performansı Beşiktaş'ın kısa vadedeki geleceğiyle ilgili çok net ifadeler kullanmamızı sağlayacak. Şayet bu iki oyuncu üretkenlik, oyuna hükmetme, işte pozisyon sayısı gibi konularda Beşiktaş'a benim beklentimin üzerinde katkı sağlarsa Beşiktaş için tartışmasız şampiyonluk adayı derim. Hı hı. Ama şimdi net gelip de bu sezon net gelip de katkı veren transfer sadece Mensah'ı söyleyebiliyorum şu ana kadar. Hani Ensakala bile sallantılı. Tabii tabii. Wellington, yani kötü. Wellington bile sallantılı. Eğer bu son transferin son günlerinde katılan oyuncularla da ilgili benzer şeyler konuşursak 3-4 hafta 5 hafta Beşiktaş'la ilgili çok böyle güzel bir tablo ortaya çıkacak. Ben biraz daha farklı bir olaydan bakayım. Beşiktaş şu milli arada ne yapıp herkes teknik heyet, yönetim eteğindeki taşları dökmesi lazım. Beşiktaş'ın artık bu dakikadan itibaren sıkıntı üretmeye, ne kadar sıkıntı yaşanması gerekiyorsa kısacık araya yetiştirdi çünkü yani. Yöneticiler, Sergen Hoca, başkan, bir kaos vardı Beşiktaş'ta ya. Çünkü biraz önce PAOK maçı. Ha, oradan başladı. Transferler gelmedi. Baktığınız zaman sol bekim bir antrenmanla çıktı. Wellington yine iki antrenmanla çıktı. PAOK maçını eğlendin. Arkasından köy takımı dediğin takımı eğlendin. Geçen haftaki futboldan hiç bahsetmiyorum zaten. Beşiktaş'a hiç yakışmayacak bir şekilde futbol. Ama bunların hepsinin saha dışı faktörlerine de olduğunu inanıyorum. Çünkü öyle ilginç işler oldu ki transferde kimisi sosyal medyadan bir şeyler yazıyordu. Tek tek sen çok daha içindesin. Sergen Hoca bir basın toplantısı yaptı. Bana göre fevkalade başarılı bir basın toplantısıydı. Çok net bir şekilde hiç kimseye incitmeden ortak akıldan İlk bahsetti. Yaptığımız son İlk yaptı toplantıda. Sonra aradan bir ay o kadar koordinesiz bir şekilde geçti ki transferlerde herkes birbirini örtmeye başladı. Bir iki tane de başarısız sonuç gelince başarı da hep ön plana çıkanlar, başarısız da bu sefer başta o transferin neden olmadığını ya da neden geç olduğunu kimseye anlatamadı. Bu süreç Beşiktaş için gerçekten çok önemli. Şu milli arada milli futbolcular da dönecek, gerekirse yemek gelecek, gerekirse başkan, bazı yöneticiler ya da toplu olarak şekilde. Barbekü partisi. Bu klasiktir. Yer de müsait. Nevzat Demir bu iş için en ideal yer. Oksijeni bol, ormanın içinde. Ha, bunu yapmaları lazım. İşin şakası bir tarafa. Beşiktaş'ın çünkü çok zorlu bir 4-5 haftası var. Bu 4-5 haftada alınabilecek 1-2 maçtaki kötü gidişten sonra vay efendim bu istedi, ben almadım. Ben istedim, Sergen Hoca beğenmedi falan deme lüksü yok. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş seyircisi, Beşiktaş camiası şu anda maçların seyircisi olmasından herhalde en çok avantajlı takım Beşiktaş'tır. Çünkü bu farklı olsaydı en çok reaksiyon gösteren takım Beşiktaş taraftarıdır çünkü. Yani burada Sergen Hoca'ya karşı bir kredileri var. Ama Sergen Hoca da yıprandı. Kabul etmek lazım. Araya bir de bir koronavirüs buradan tekrar tabii geçmiş olsun. O da bir araya geldi. Transferde en ufak bir başarısızlıkta evet Sergen Hoca yaptı. Sergen Hoca son yaptığı basın toplantısında ilkinde yani şahsen ben çok takdir etmiştim ama bu sefer onu tamamen çöpe atacak derecede karşılıklı mesajlar. Bu milli arada ne yapıp herkes etlerindeki taşı döksün. Bundan sonra kaybedilecek de kazanılacak maçta da ortak akıl dediği şeye uyması lazım Beşiktaş'ın. Şeyin başkanın zaten an itibariyle her gün Nevzat Demir testlerinde olduğunu evet, görüyoruz. O bence bir şeylerin işareti zaten. Tabii çünkü Sergen Yalçın'ın kredisi şu anda en güçlü figürü Beşiktaş'ın. Sergen Yalçın kabul. Herkes çok seviyor. Göz bebeği Beşiktaş'ların hepsi kabul. Ama bir şeye dikkat ettiniz mi? Yine burada konuşmuştuk. Sergen Hoca son iki çift kale maçında forma giyip takımla beraber takım oynamaya başladı. Başa döndü işte. İlk geldiğinde onu yapmıştı. Niye? Niye yaptı? Şimdi Sergen Yalçın da olsanız evet. Tabii ki Sergen Yalçın bence devam etmeli. Sezonu ve sezonları devam etmeli. Ama bir şeyi gördü Sergen. Çift kaleleri. Şunu gördü. Farkını koyuyordur. Tabii farkını koymaz mı? Bir de nasıl yakışıyor ayağına? O yakışır. Fotoğraftan geldi idmandan. O topun ayağa yakışması olayı hiçbir şekilde geçmez. Bugün ben röportaj için Samandıra'daydım.
Emre de kendi başına antrenman yapıyordu. Öyle mi? Dedim ki kaptan bu ne idmanı dedim. Ya belli olmaz belki lazım olur diye idman yapıyorum dedi. Ya hoca şunu gördü, evet ben Sergen Yalçın'ım, 25 bin kişinin önünde imza attım ama iki tane mağlubiyetten sonra her ne kadar transferler de gecikmiş olsa, yönetimsel problemler de olmuş olsa, gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada taraftar dilinde ufaktan da bir dalga başlıyor çünkü. Kim olursanız olun Sergen Yalçın şu an bir numarası Beşiktaş'ın. Koltuğunu sallamaz ama sonuçta sahada kazanıyor olmanız gerekiyor. Bunu gördü hoca. Ne oldu? Oyuncularla ilişkilerini biraz daha sıcak tutmak. Şimdi kabul edelim, bir vida gerçeği var Beşiktaş'ın. Bir layış gerçeği var. Bu adamlar formsuz mu? Formsuz. Dönemsel formsuzluk yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Kabul. Ama şimdi biz Fatih Hoca'ya ne diyorduk? Ben en çok söyleyenlerden birinim. Evet, tam sorunları var ama teknik adam olarak görevim bunların performansını yukarı çekmek. Derken şimdi Sergen Hoca'ya söylemeyeceğiz mi bunu? Tabii ki teknik direktörün görevi sadece 3-5-2'yi anlatmak değildi. Deparı, ara pasını, diagonal pas falan bunlar değil. Oyuncuyu biraz yukarı çekmek durumundasın. Sırp milli takımının oyuncusu, Hırvat milli takımının oyuncusu. 11 başladı bir de orada. Laiç kulübedeydi ama milli oyuncu bunlar. Yukarı çekersen bu oyuncuları Beşiktaş biraz daha bambaşka bir görüntü verir. O biraz önce söylediğin şeyi bak, Sergen Hoca gelir gelmez o çift kalelerde başladı. Sonra biraz tabi caizse geri vites yaptı. Ufaktan böyle geriye doğru döndü. Şu anda demek ki o da öz eleştiri yaptı. Abi hiç kimse kimsenin kırmızı çizgisi değildir. Kulüpler, camialar her zaman kalıcıdır. Bu arada haftanın mücadelesinde Trabzonspor ve Başakşehir'in karşı karşıya geleceğini belirtelim. Gerçekten kıran kırana bir maç bizleri bekliyor. Trabzonspor'un performansı inişli çıkışlı. Başakşehir geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış olsa bile yeni döneme gerçekten çok kötü bir giriş yaptı. 4 maç düzeltiyorum. Sadece 1 puan, atılan gol sayısı 0. Bu kadar kötü bir başlangıcı herhalde kimse Başakşehir için hayal etmiyordu. Hangi taraf bu zorlu maçta daha baskın görünüyor, Volkan demiş. Başakşehir'in maçlarını takip ettiğim kadarıyla oyun olarak aslında çok farklı bir şey yapmıyorlar. Ama zannediyorum o şampiyonluk sonrası bir kazanma iştahı ya da ne bileyim o sahadaki motivasyon sanki biraz kaybolmuş gibi. Ama oyun kalitesi anlamında ben yine Başakşehir'in kötü bir dönemde olduğunu düşünmüyorum. Sadece işte o nasıl söyleyeyim, o motivasyon kaybolduğunda o topu içeri atamıyorsunuz. Ya da o güven ya da o özgüven kaybolduğunda ya da bazı oyuncuların işte taleplerinin yerine getirilmemesi durumlarında takımlar bunlardan etkilenebiliyor. Bence Galatasaray olduğu gibi Trabzonspor'da Başakşehir'le iyi bir dönemde karşılaşıyor. Hı hı. Çünkü halen daha o önceki sezon, yani geçtiğimiz sezonki fit durumlarına ulaşmadılar. Belki milli arada daha iyi duruma gelmişlerdir ama şu anda Başakşehir'le oynamak bence bir avantaj Trabzonspor için. Ben Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeceğim. Canini'yi merak ediyorum. Yani belki bu maçta görürüz görmeyiz bilmiyorum ama mesela Afobe'nin elinden formayı alabilecek bir performans sergilerse, ki bu zaten Sörlot'a yakın bir performans anlamına geliyor. İkisi olmaz mı? Trabzon ikisi birlikte ya genelde hep konuşulur da hiçbir zaman büyük takımlarda olmaz o. Hep böyle bir tek santrafor durumu vardı. Başakşehir'le oynuyorsun. Rakibe göre belki bazen zaman olabilir ama bu maçta. Canini'yi merak ediyorum o açıdan. Çünkü yani Trabzonspor'un gelecek haftalarıyla ilgili de hani fikir beyan edebilme adına merak ediyorum. Evet. Vitor Hugo'yu açıkçası çok fazla şüphem yok. Yani bence bu yıl yapılan en iyi savunma takviyesi olabilir ligde. Gördüğümüz Trabzonspor'un son yıllarda aldığı en iyi stoper o, evet, kesin. Evet, o kesin. Gördüğümüz, bildiğimiz Vitor Hugo Trabzonspor'da başladığı bıraktığı noktadan devam ederse önemli problemleri çözecek. Ama bu maça dair çok fazla bilinmez var. O yüzden biraz temkinli konuşmak istiyorum. Yani yani maça dair hangi takımın galibiyete yakın olduğuna dair dahi en ufak bir hissiyatım yok ben şahsen. Ben oradan gireyim o zaman. Tabii ki. Bu maçta favorim Trabzonspor. Neden Trabzonspor? Başakşehir'i biraz analiz etmek gerekirse, Başakşehir'de Okan Hoca geçen seneki performansından çok çok uzakta. Futbolcu kadrosu aynı kadro. Bir klişi var. Çok önemli oyuncuydu. Klişinde yıllık maliyeti 3 milyon euro olduğu için sözleşme yapmadılar. O bölgeye Hasan Ali Kaldırım geldi. Milli takımda da tartışılan bir isim oldu. O oyunda kaldığı sürece çok fazla etkili olamadı. Son 3. haftaydı galiba. Maç sonrası transfer dönemi bitmesine 3 gün kalmış. Bu takımın çok transfere ihtiyacı var dedi Okan Hoca. Ya hoca, sen bir ay lig bitti, hazırlık kampı var. İşte çalıştın burada, tamam hepsi eyvallah. Bu takımın çok transfere ihtiyacı olduğunu 5 Ekim'den 3-4 gün önceydi yani. Fazla değil, 3-4 gün önce. Hadi 5 gün önce en fazla. Yeni mi fark ettin? Yani bunu eğer çok ihtiyacı var demek bile oyunculara karşı bir haksızlık.
Bunu hiçbir şekilde yani kabul etmiyorum çünkü 3 günde olan bir şey değil ya. Sen geçen seneden beri bu takımı tanıyorsun Okan Hocam. Biz seni burada Avrupa'daki başarınla, şampiyonlukla kutladık. Ben çok eskiden beri tanırım Okan Hocayı. Beğenirim de. Ama bu kadar kısa sürede değişim, bu kadar kısa sürede seni şampiyon yapan takım oyunculara, bu takıma çok transfer lazım diyorsan, eğer orada 4'te 4 yapamayan ya da 4'te 1 yapamayan bir Başakşehir varsa bunu sorumlusu bence. Transferler arasında Visca'nın sözleşme uzatılmasını kastetmiş olabilir mi mesela? Çünkü onun da kafası çok karışıktı. Bunu Fener'e seneye parayla satayım diye uzattı. Her ne olursa olsun, Okan Hoca'nın o açıklaması, ben futbolcu olsam, futbolcu yetkiler ya, bu takıma çok transfer lazım. 4 hafta neden kazanamadın? Bence kendi kendine bir hocanın çek etmesi lazım. Son 2 dakikamız içerisindeyiz. Ergin Aslan'ın da maçla alakalı görüşünü merak ediyorum. Başakşehir hedef bitti. Onunu eledi, eleğini astı. 7-8 sene hedefe odaklanmıştı. Camia, medya ve taraftardan uzak bir camia. Hedefe oldu, şampiyon oldu. Visca bırakın gideyim modunda. Fenerbahçe, İrfan Can, Galatasaray herhalde. Bırakın gideyim modundaydı. İlk 4 hafta görüntüsü buydu. Bunu çözse de bir yere kadar çözer. Bu sene kafaya oynayacak takımlardan bir tanesi olmaz bence Başakşehir. Trabzonspor iyi işler yapıyor. Trabzonspor taraftarının en son duymak istediği kelime sabırdır, biliyorum. Kabul de ediyorum. Bunu söylemeyeceğim. Ama Nifton Hoca da net, siz görmüyor musunuz şu ışığı? Yani 4-5-1 kalıbından çıkan bir hoca gördük. Hücum futbolundan bahseden, üçlü savunmaya dönen, oyunu rakip yarı sahada oynamaya sürekli bahseden, ne yaptığını bilen, ayakları yesen, yere basan bir hocayla karşı karşıya şu anda Trabzonspor. Devam etmesi lazım. Hoca kendini bıçak sırtında görmemeli. 3 hafta sonra gider miyim tereddütü, tedirginliğini almak lazım hocanın üzerinden. Yeni transferler de plaza dışında tutmuş transfer. Yani iyi transferler görünüyor Trabzonspor'da. Benim de maçta favorim Trabzonspor. Çok çok iyi bir hoca olacak. Hocaya sahip çıkılsın. Ya üçüncü yardımcı hoca çok yeni. Takımında yeni sayılır. Birçok yeni yardımcısı var. Ben de Nifton'un ileride Avrupa'da çok iyi bir teknik adam olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Savaş Şorlu, Volkan Demir, Ergin Aslan. Sevgili seyirciler, Top İzle'ye noktayı koyuyoruz. A-Spor ekranlarında sizlerle birlikte olduk. Herkese mutlu geceler diliyorum ve sizleri loca konusuyla alakalı, maçlara locaların %50 kapasitesiyle seyirci alınmasıyla alakalı yapmış olduğumuz sokak röportajlarıyla baş başa bırakıyorum. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.